seçimi kazananlarından bir tanesi CHP ise bir diğeri de Fatih Erbakan. Fatih Erbakan, İsrail ile ticaret üzerinden AKP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü. Belge paylaşan Erbakan, bu vebalden kurtulun çağrısı yaptı. İsrail ile ticaret seçimlerin en önemli gündem maddelerinden biriydi. AKP'li kurmaylar ticaret durdu dese de tepkilere engel olamadı. Sırtını sadece... Önce Erdoğan'ın mitinginde açıldı o pankart. Başka hiçbir ürünler göstermeden sırf... Protestolar AK Parti kurmaylarının seçim çalışmaları sırasında devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bursa'da protestolarla karşılaştı. Bu ihaneti bitirmenizi istiyoruz. Var olsun sizin ticaretiniz. Konya, Bursa, Sakarya. Son olarak protestonun adresi Şanlıurfa'ydı. Bakan Özaseki konuştuğu sırada pankart açıldı. İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet yazıyordu. Bakan o pankarta sinirlendi. Tamam kardeşim, gördük. Lütfen hadi siz de oturun da konuşmamızı tamamlayalım. Provoke etmeyin, şu insanları da tahrik etmeyin. Açtığınız pankartı da gördük. Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi son 20 yılda 6'ya katlandı. TÜİK verilerine göre ticaret hacmi geriledi. Ancak İsrail ile ticaret tam gaz devam ediyor. İsrail basını da Ankara'nın Tel Aviv yönetimiyle ilişkileri geliştirmek istediğini yazdı. Maariv gazetesi Türk bir diplomatın görüşlerine yer verdi. Erdoğan'ın İsrail'e karşı sert tavrının yerel seçimlerle ilgili siyasi endişelerden kaynaklandığını yazdı. Provokasyonlarını da... Gazeteci Metin Cihan uzun bir süredir Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilere ilişkin belgeler paylaşıyor. Son paylaştığı belge de Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Eti Maden'e aitti. Belgeye göre Eti Maden, İsrail ordusuna da hizmet verdiği bilinen bir şirkete toplam 21 tonluk bor madeni gönderdi. Yine belgeye göre yükleme 23 Mart 2024'te Gemlik Limanı'ndan yapıldı. Gemi 29 Mart 2024'te İsrail'in Ashdod Limanı'na, 1 Nisan'da Hayfa Limanı'na vardı. O belgeyi yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da paylaştı. Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu'nun şirketlerinden Eti Maden'in seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belge ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu büyük vebalden bir an önce kurtulun dedi. Bu önemli haberi de ki bundan sonraki süreçte çok bahsedeceğiz. Yeniden Refah ve Erbakan'la ilgili haberi de Vedat Yalvaç hazırladı. Haberdeki ses tanıdık geldi. Kim bilebilecek bakalım? Haberdeki ses kimin? Gözde Şeker arkadaşımızın. Ona da sesi ve emekler için çok teşekkür ediyoruz efendim.